Bugünkü uzman öğretmenlik sınavına hazırlık dersimizde ölçme ve değerlendirme konusunun dördüncü ve son bölümünü işleyeceğiz. Bu bölümün içeriğinde eğitim izleme araştırmalarının tarihi ve önemi, eğitim izleme araştırmalarında Türkiye'den sonuçlar, PISA kapsamı ve sonuçları, TIMS kapsamı ve sonuçları, OECD sosyal ve duygusal beceriler araştırması konuları bulunmaktadır. Eğitim izleme araştırmaları, tarihi, önemi ve Türkiye'den sonuçlar. Eğitim alanında başarı ne demektir? Eğitim alanında başarı, belirli bir konu alanında veya uygulama alanında kazandırılan, kazandırılmaya çalışılan kazanımlara bireylerin ulaşma, erişme düzeyleridir. Erişi ya da başarı kavramı, sunulan bilgilere, sunulan içeriğe o eğitimi alan bireylerin ne kadar ulaşabildiğine dair bir göstergedir. Başarı konu alanında verilen eğitim sonucunda öğrencilerin beklenen kazanımlara, becerilere ya da davranışlara sahip olma düzeyini ifade eder. Beceri ne demektir? Beceri, başarıdan farklı olarak tekil kazanımlardaki erişim düzeylerinden ziyade öğrencilerin bilgi ve becerilere sahip olduktan sonra bunları ne kadar kullanabilirliğine dair bir göstergedir. Beceri, bilgilerin bir araya toplanıp Doğru bilgilerin seçilip ardından seçilen bilgilerin doğru şekilde kullanılması, gerçek ya da tasarlanan bir durumda kullanabilme yetisini ifade etmektedir. Okur yazarlık ne demektir? Okur yazarlık, özellikle belirli bir alanda ilgili doğru bilgileri bulma, bu bilgileri yanlış bilgilerden ayıklama, bunun için temel okur yazarlık becerilerini kullanma, ardından doğru bilgileri seçerek ve uygun analiz yöntemlerini kullanarak Gerçek ya da tasarlanmış durumlarda kullanma becerisidir. Günümüzde dünyada önem atfedilen eğitim izleme araştırmalarından birisi olan uluslararası öğrenme değerlendirme programında PISA'da ölçülen özellikler okur yazarlık olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde işgücü piyasasında hangi becerilere sahip insanlara ihtiyaç duyulmaktadır? Günümüzde işgücü piyasasında bilgiye ulaşabilen, mevcut problemleri çözebilen mevcut problemleri çözerken doğru kişilerle iletişim kurabilen, işbirliği yapabilen, iş sürecinde kendi akademik ve sosyal becerilerini kullanabilen insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İş gücü piyasasında rutin işlerden ziyade daha üst bilişsel becerilere sahip, işbirliğine açık, yeniliklere daha kolay adapte olabilen ve mevcut problemleri çözme konusunda yüksek yetkinliğe sahip bireylerin istihdam edilebilirliğinin artma sebebi nedir? Bunların artma sebebi otomasyon, yapay zeka çalışmalarının hızla yayılması, meslek sayısının her geçen gün daha fazla artması ve mesleklerdeki işlerin fazla sayıda iş otomasyon tarafından yani makineler tarafından yapılır hale gelmesidir. Uluslararası izleme çalışmaları ne zaman ortaya çıkmıştır? Birçok ulusal izleme araştırmasına temel teşkil eden ilk çalışmalardan biri 1964 yılında gerçekleştirilen uluslararası matematik izleme çalışmasıdır. Kimsin de geliştiricisi olan Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu EAI tarafından gerçekleştirilen bu çalışma 1960'larda matematik üzerinde başlamıştır. Uluslararası izleme çalışmaları ne amaçla ortaya çıkmıştır? Uluslararası izleme çalışmaları karşılaştırılabilir verilere ulaşmak, ihtiyaç duyulan bağlamsal ve bütüncül ilişkilere dair bulgular sunmak, eğitim politikalarının bir bütün olarak oluşturduğu etki konusunda önemli bulgular sağlamak amacıyla ortaya çıkmışlar. Eğitimde farklı yaklaşımlar izleyen ülkeler hangi geri bildirimlere ihtiyaç duyarlar? Eğitimde farklı yaklaşımlar izleyen ülkeler biz bu yaptıklarımızla eğitimi nereye götürüyoruz? Diğer ülkelerden ne gibi farklılıklara sahibiz? Yaptıklarımızla eğitimde istediğimiz ivmeyi yakalayabildik mi, yakalayamadık mı sorularının cevaplarını ihtiyaç duyarlar. Bu soruları yanıtlamak için ülkeler arasında karşılaştırılabilir veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim izleme araştırmaları da 1960'lı yıllardan itibaren özellikle bu ihtiyacı karşılamaktadır. Günümüzde izleme çalışmalarının kapsamı hangi alanları da içerecek şekilde genişlemiştir? Günümüzde izleme çalışmalarının kapsamı sosyal ve duygusal beceriler, vatandaşlık becerileri, yetişkinlik becerileri ve dijital okuryazarlık alanlarında içerecek şekilde genişlemiştir. Uluslararası izleme çalışmaları PISA, TIMS ve PIRLS araştırmalarında hangi beceriler değerlendirilir? PISA, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından geliştirilen izleme çalışmasında değerlendirilen alanlar matematik, fen ve okuma becerileridir. TIMS, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırmasında Matematik ve Fen, PIRLS Uluslararası Okuma Becerileri Gelişim Araştırmasında okuma becerileri değerlendirilmektedir. OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün temel amacı nedir? OECD Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu bir örgüt olup temel amacı üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliklerini ve kalkınmayı destekleyecek programlar oluşturarak birlikte kalkınmayı sağlamaktır. Bu bağlamda OECD eğitimi ekonomik kalkınmaya katkı sunan ve çağdaş vatandaşlık becerilerine sahip insan kaynağının geliştirilmesinde en önemli araç olarak görmektedir. Günümüzde en yoğun katılım gösterilen uluslararası izleme çalışmaları nelerdir? Günümüzde en yoğun katılım gösterilen uluslararası izleme çalışmaları PISA, TIMS ve PIRS'tir. PISA, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün OECD tarafından geliştirilen ve 3 yıllık periyotlarla uygulanan izleme çalışmasıdır. TIMS, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu, (IEA) tarafından e, geliştirilmekte ve 4 yıllık periyotlarla uygulanmaktadır. Türkiye e, uzun süredir hem PISA ve hem de TIMS'e katılım göstermektedir. PIRS ise EIA tarafından 5 yıllık periyotlarla gerçekleştirilen bir izleme çalışmasıdır. Türkiye uzun bir aradan sonra 2021'de tekrar PIRS'e katılmış ancak bu uygulamanın sonuçları 2022 yılının sonunda açıklanacaktır. PISA Kapsamı ve Sonuçları Eğitim niteliğini detaylı olarak ele alan ve 3 yıllık periyotlarla uygulanan PISA çalışmalarını kim yapar? Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesindeki en önemli kaynak olan beşeri sermayeyi üreten faktör olarak eğitimi konumlandırmaktadır. Eğitimin ekonomik kalkınma üzerindeki belirleyici rolü dolayısıyla ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü PISA çalışmasını gerçekleştirmektedir. PISA'nın hedef grubu ve amacı ne der? PISA 15 yaş grubunu hedef grup olarak almaktadır. PISA zorunlu eğitim dönemini bitiren öğrencilerin henüz iş piyasasına katılmadan ya da eğitimlerine devam etmeden matematik, fen ve okuma becerileri alanlarında hangi yeterliklere sahip olduğuna dair bilgi vermektedir. PISA hangi yıl uygulanmaya başlanmıştır? PISA 2000 yılından bu yana uygulanmakta ve her 3 yıllık döngüde bir alana ağırlık vermekle beraber matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerileri alanlarının hepsine dair ölçme yapılmaktadır. 2000 yılında ağırlıklı olan okuma becerileri iken 2003 yılında matematik okuryazarlığı, 2006 yılında fen okuryazarlığı, 2018 yılında tekrar okuma becerileri olacak şekilde çapraz bir modelleme kullanılmaktadır. En güncel PISA uygulaması olan 2018 döngüsüne 79 ülke ve 600 binden fazla öğrenci katılım göstermiştir. PISA 2018 ülkelere dair karşılaştırmalı çıkarımlar sağlamaktadır. PISA uygulamalarının 3 yılda bir yürütülmesinin sebebi nedir? OECD ekonomik ve kalkınma alanındaki dinamiklerin günümüzde sıkça değişmesi nedeniyle eğitim sistemlerine ve ülkelere mümkün olduğunca daha sık geri bildirim vermek için PISA'nın uygulamalarının 3 yılda bir yürütüldüğünü ifade etmektedir. PISA 2018 uygulamasına ait Türkiye örneklemi incelendiğinde örneklem seçimi nasıl yapılmıştır? PISA 18 uygulamasına ait Türkiye örneklemi incelendiğinde örneklem seçimi 7 coğrafi bölgeye göre değil, Türkiye'nin sosyoekonomik farklılıklarını da dikkate alan 12 bölgeden oluşan istatistiki bölge birimleri sınıflandırması IBBS düzey 1 istatiksel örnekleme sistemine göre yapılmaktadır. Bu örnekleme sürecinde bölgesel öğrenci yoğunlukları dikkate alınmakta ve daha büyük illerimizin olduğu bölgeler daha fazla öğrenciyle, daha az olduğu yerler ise daha az öğrenciyle temsil edilmektedir. PISA'nın en önemli faydası nedir? PISA, öğrencilerin hangi yeterlik düzeyinde olduğuna dair veriler sunar. Yeterlik düzeyleri son derece önemlidir. Çünkü her bir yeterlik üzerinde bulunan öğrencinin o alanda ne yapıp ne yapamadığını davranış bazında hangi davranışları gösterip hangi davranışları gösteremediğine dair somut açıklamalar yapmaktadır. Özetle Türkiye matematik ve fen okur yazarlığında son 15 yılda katıldığı tüm PISA uygulamalarından en yüksek ortalama puana ulaşmış, okuma becerilerinde ise performansını önemli ölçüde arttırmıştır. Elbette hedef OECD ortalamasına ulaşmak ve OECD ortalamasını geçmektir. Ama öğrencilerimizin puanlarını e, arttırmış olması olumlu bir gelişmedir. TIMS kapsamı ve sonuçlara. PISA ile TIMS arasındaki en temel fark nedir? PISA'da zorunlu eğitim dönemini tamamlayan öğrencilerin iş gücü piyasası tarafından ve ekonomik kalkınma açısından istenen uygulamaya dönük okuryazarlık becerilerinin hangi seviyede olduğu değerlendirilmekteyken Tims'te eğitim programı ile ilişkili beceriler değerlendirilir. Kimse kim geliştirir? TIMS, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu e. A. A. tarafından geliştirilmekte ve 4'er yıllık döngüler şeklinde gerçekleştirilmektedir. TIMS'in amacı nedir? TIMS'te 4 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin ilgili dönemin eğitim programlarında beklenen özelliklere hangi düzeyde sahip olduklarına dair Matematik ve fen alanlarında ayrı ayrı uygulamalar yapılmakta ve ilgili eğitim programlarında öğrencilerin okul başarılarına dair daha doğrudan çıktılar elde edilmektedir. TIMS ilk defa hangi yıl uygulanmıştır? TIMS ilk defa 1995 yılında uygulanmaya başlanmış olup 2019'da araştırmanın 7. döngüsü tamamlanmıştır. Türkiye TIMS'e ilk defa ne zaman katılmıştır? Türkiye kimse e, 1999 yılında ilk defa 8. sınıf düzeyinde katılım gösterirken 2011 yılından bu yana son 3 döngüye hem 8. sınıf hem de 4. sınıf düzeyinde katılmıştır. TIMS 2019 uygulaması için yapılan hazırlıklara 2016 yılında başlanmaktadır. Şekilde bir TIMS döngüsünün uygulama öncesi ve sonrasında yapılan işlemler ve hazırlıklar yıl bazında verilmiştir. Şekli incelediğimizde 2015 yılında e, TIMS 2015 döngüsü tamamlanmış ve 2016 yılında uygulama sonuçlarının raporlaştırılması, araştırma verilerinin açık kullanıma açılması ve değerlendirme çerçevesinin güncellenmesi başlangıç aşaması yapılmıştır. 2017 yılında değerlendirme çerçevesinin güncellemesinin son hali e, yeni döngü için madde yazımı, veri yönetimi ve değerlendirme eğitimleri ve pilot uygulamanın örnekleme sürecinin başlangıç aşaması yapılmaktadır. 2018 yılında Yazılan maddelerin kültürel uyarlama süreci pilot uygulamanın örnekleme sürecinin son hali yapılmış ve pilot uygulamaya geçilmiştir. Daha sonra kodlama ve puanlama eğilimleri ve pilot uygulama sonuçlarının analizi elde edilmiştir. 2019 yılında da Teams 2019 döngüsüne geçilmiş ve burada nihai madde seçimi asıl uygulama için örnekleme süreci ve asıl uygulama yapılmıştır. Asıl uygulama sonuçlarının kodlanması ve puanlamasından sonra veriler YAI veri tabanına iletilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi her uygulama döngüsünde uygulama öncesi ve sonrasında yapılan işlemler kendi içerisinde birbirini besleyen süreçler içermektedir. TIMS'te örneklem seçiminde hangi yöntem kullanılır? TIMS'te örneklem seçiminde tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmaktadır. TIMS uygulaması nasıl yapılmaktadır? Türkiye'deki tüm okulların listesi uluslararası merkeze gönderilmekte ve bu merkez iki ayrı sınıf düzeyi için, 4 ve 8. sınıf için önce okulları tesadüfen seçmektedir. Burada Pisa'da da kullanılan istatistiği bölge birimleri sınıflandırılması IBBS düzey 1. bölgeleri kullanılmaktadır. Seçilen okullar içerisinden tesadüfi olarak şubeler seçilmekte ve örneklem seçim süreci tamamen bağımsız ve yansız bir şekilde uluslararası merkez tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler uygulama sürecine matematik veya fen testi ile başlamaktadır. Sınav yaklaşık 36-45 dakika arasında sürmektedir. Ardından 15 ila 30 dakika arası mola verilmektedir. Diğer testin uygulaması tamamlandıktan sonra da 5 ila 15 dakikalık bir anket uygulaması gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak TIMS asıl uygulaması yaklaşık yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır. Pirs çalışması kim tarafından uygulanır? PILS, ulusal Eğitim başarılarını değerlendirme kuruluşu, IEI tarafından uygulanmakta olup okuma boyutunu içermesi sebebiyle kimsi tamamlan nitelikte bir çalışmadır. PILS'in amacı nedir? PILS, öğrencilerimizin okuma becerilerine ve okuma düzeylerine dair önemli çıktılar sağlamaktadır. Türkiye PILS'e ilk defa ne zaman katılmışlar? Türkiye PILS'e ilk defa 2001 yılında katılmışlar. 20 yıllık bir aradan sonra alınan kararla 2021 yılında tekrar dahil olmuştur. Bu uygulamaya ilişkin sonuçlar 2022 yılının sonunda açıklanacaktır. Türkiye'nin pirsek katılmasının avantajı nedir? Türkiye pirsek katılarak her iki çalışmaya katılan ülkelerin sonuçlarına, bu her iki çalışma PIRS ve TIMS'tir. Bunlardan elde edilen sonuçları ilişkilendirebilmektedir. OECD sosyal ve duygusal beceriler araştırması, eğitim istemi araştırmaları hangi konularda bilgi sağlar? Eğitim araştırmaları sadece ülkelerin akademik performansını değil, aynı zamanda her bir ülkedeki öğrenci başarısıyla ilişkili birçok faktör hakkında da bilgi sağlamaktadır. Öğrencilerin iyilik halleri, yaşam doyumu ya da çeşitli duygusal özellikleriyle, diğer bir ifadeyle sosyal ve duygusal becerileriyle ilgili de birçok bilgi elde edilmektedir. Ama bu özellikler bu çalışmaların yalnızca bir boyutunu oluşturmaktadır. OECD 2017 yılında tamamen sosyal ve duygusal becerilere odaklı yeni bir araştırma başlatmıştır Türkiye'de İstanbul'la bu çalışmaya katılmışlar. OECD 2017 yılında başlattığı tamamen sosyal ve duygusal beceriler odaklı araştırması neden önemlidir ve nasıl bir fark yaratmaktadır? E, tümüyle sosyal ve sos, e, duygusal becerilerin dikkate alınması diğer tüm izleme araştırmalarından en önemli farkıdır. 10 ve 15 yaş grupları ayrı ayrı ele alınarak duysal özellikler, sosyal ve duysal özellikler yaşa bağlı olarak özellikle de ergenlik dönemine bağlı olarak önemli değişimler gösterebilmektedir. Ergenlik sürecini de içerecek şekilde iki ayrı yaş düzeyinin dikkate alınması bu becerilerin nasıl değiştiği hakkında önemli çıkarımlar sağlamaktadır. Ölçümler dünyanın farklı bölgelerinde kabul gören 5 faktörlü kurama dayalı olarak bu 5 faktörlü kuram Big Five modelidir. Buna göre yapılmaktadır. OECD Sosyal ve Duygusal Beceriler Araştırması hangi modele kurama dayalı olarak yapılır? Bu araştırmada ölçümler dünyanın farklı bölgelerinde kabul gören 5 faktörlü kurama dayalı olarak yapılmaktadır. Bu kuram Büyük Beşli Sosyal ve Duygusal e, Beceriler modeli yani Big Five modeli olarak adlandırılmaktadır. Buradaki görselimizde Büyük Beşli Sosyal ve Duygusal Beceriler modeli görülmektedir. Bu 5 faktör modelini oluşturan, her bir alanı oluşturan alanlar ilişkide ve temelde hepsi kendi içerisinde sosyal dayanağı olan sosyal beceri olarak tanımlanan özelliklerdir. Bir de birleşik beceriler diye tanımlanan ve bu beşliğe dahil olmayan ama onunla ilişkili olup sosyal beceriler açısından önemli görülen iki ayrı beceri ise başarma motivasyonu ve öz yeterlik algısıdır. Beş faktörlü modeli oluşturan ana alanlar ve bu alanlar oluşturan alanlar nelerdir? 5 faktörlü modeli oluşturan ana alanlar açık fikirlilik, işbirliği, duygu düzenleme, görev performansı ve başkaları ile etkileşimde olmadır. Açık fikirlik alanları yaratıcılık, hoşgörü ve meraktır. İşbirliği alanları empati, işbirliği ve güvendir. Duygu düzenleme alanları iyimserlik, strese dayanıklılık ve duygu düzenlemedir. Görev performansı alanları sebat, öz denetim ve sorumluluktur. Başkalarıyla etkileşimde olma alanları ise sosyallik, girişkenlik ve enerjidir. OECD sosyal ve duygusal beceriler araştırmasını özel kılan diğer bir özellik ise veri çeşitlemesinin kullanılmasıdır. Veri çeşitlemesiyle ne kastedilmektedir? Veri çeşitlemesiyle kastedilen aynı sorular üzerinden hem öğrencilerden hem öğretmenlerinden hem de velilerinden bilgi toplanmasıdır. Bu durum tüm girdilerin ve verilerin birleştirilerek sonuçların daha güvenilir hale getirilmesine katkı sağlar. Veri çeşitlenmesi kullanmasının sebebi nedir? Veri çeşitlenmesi kullanılmasının sebebi utangaçlık ya da kendine güven gibi duysal becerilerine ilişkin soruları öğrencilerin oldukları gibi değil de Olmak istedikleri veya görünmek istedikleri şekilde cevaplandırma ilimlerinin önüne geçerek daha gerçekçi sonuçlara ulaşabilmektir. Sosyoekonomik düzeyle ifade edilmek istenen nedir? Sosyoekonomik düzey ailenin sahip olduğu eğitim düzeyi ve geliri, öğrencinin evde sahip olduğu eğitim imkanları, okuma imkanları ve fiziksel imkanlar yani kendi odasının olup olmaması, internet bağlantısına sahip olup olmaması gibi her türlü eğitimle imkanla dayalı fırsatlardır. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin sosyal ve duygusal açıdan daha fazla desteklenmesi için gereklidir? Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan öğrenciler daha yüksek sosyal ve duygusal beceri puanlarına sahiptirler. Bu öğrencilerin özellikle yaratıcılık, empati ve öz yeterlik gibi becerilerde puanları daha yüksektir. Bu durum sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin sosyal ve duygusal açıdan daha fazla desteklenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sosyal ve duygusal beceriler anlamında kız ve erkek öğrenciler önemli farklılıklara sahiptir. Bu becerileri geliştirmeye dönük her türlü müdahalede cinsiyetler arası farklar dikkate alınmalıdır. Sosyal ve duygusal beceriler bağlamında bireyin öz yeterliliğini geliştirmek, her türlü konuda onu daha yeterli hissettirmek veya kendine yönelik yeterlilik inancını arttırmak akademik başarı ile ne kadar ilişkilidir? Burada iki özellik ön plana çıkmaktadır. Birinci özellik olan merak hem okuma hem de matematik becerileriyle anlamlı bir ilişkiye sahiptir. İkincisi de sebattır. Yani aynı konu üzerinde öğrene kadar sabırla çalışmaktır. Bu iki özellik 10 yaş grubunda akademik başarıyla doğrudan ilişkili görünmektedir. 15 yaş grubu incelenecek olursa yine merak ve sebata ek olarak kendini güvende hissetme, sorumluluk bilincine sahip olma ve yaratıcılık özelliği de farklı başarı göstergeleri ile ilişki göstermektedir. Bu becerilerin desteklenmesi akademik başarıyı da yükseltme potansiyeline sahiptir. Öğrencileri desteklemek adına merak, sebat, kendini güvende hissetme, sorumluluk bilincine sahip olma ve yaratıcılık özelliği gibi becerilerini geliştirmek için neler yapılabilir? Öğrencilerin spor etkinliklerine katılımı sağlanarak yaratıcılık ve merak puanları arttırılabilir. Sanat etkinlikleri de öğrencilerin merak ve yaratıcılık becerilerine önemli katkı sağlayan etkinliklerdir. Okul iklimi ile ilgili çıktılar ise rekabetçi okul iklimi veri veli beklentileri ve öğretmen beklentilerini kapsamaktadır. Öğrencilerden beklenti arttıkça ne gibi kaygılar ortaya çıkmaktadır? Akademik çalışmalarda öğrencilerden beklenti arttıkça Beklentinin gerçekçi olması koşuluyla öğrencilerin akademik performansları ve kendi öz yeterlik algılarının arttığı bilinmektedir. Veli beklentileri ve öğretmen beklentileri arttıkça öğrencinin psikolojik iyilik hali ve sınav kaygısı da artmakta ancak bir taraftan da psikolojik kaygıları ve yaşam doyumları kısmen artmaktadır. Rekabetçi okul iklimi ve okul içi rekabeti destekleyen politikalar arttıkça öğrencilerin özellikle psikolojik iyilik halinde önemli eksikler olduğu görülmektedir. Bu nedenle öğrencilere yaşam doyumu sağlayacak, onları kabul edecek olumlu okul iklimi yaratmak son derece önemlidir. Okullarımızda zorbalığa maruz kalma nasıl çözülür? Okullarımızda zorbalığa maruz kalma büyük oranda öğretmen ve öğrenci ilişkisi bağlamında çözülebilmektedir. Öğretmen ve öğrenci ilişkisi arttıkça, daha etkileşimli hale geldikçe zorbalığa maruz kalma durumu azalmaktadır. Öğretmen ve öğrenci niceliği arttıkça okula aidiyet de artmaktadır. Ulusal izleme çalışmaları kapsamında akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi araştırması neden yapılır? Bu araştırma üst düzey bilişsel becerilere öğrencilerimizin ne kadar sahip olduklarını inceler. Türkçe Matematik Fen Öğrenci Başarı izleme araştırması için yapılır. Bu araştırma öğrencilerimizin eğitim programına bağlı kazanımlara ulaşma düzeylerini belirlemek üzere yapılmaktadır. Türkçe dil becerilerinin izlenmesi araştırması ilk defa ne zaman yapılmıştır? Türkçe dil becerilerinin izlenmesi araştırması ilk defa 2019 yılında yapılmış ve tamamen bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere 4 temel becerinin hepsini kapsamaktadır ve yaygınlaştırılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme konusunun 4. ve son bölümünü işlediğimiz dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.